Selam millet dedir oyunları. Tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Hellblade, Cehennem Kılıcı, Seuna'nın fedakarlığı oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Menülerde Türkçe ayar varmış. Steam'e girmeden yapılıyormuş bu oyuna. Sağ klik gibi özelliklerinden Türkçe yapabiliyormuşuz. Siz kardeşlerim söyledikten sonra ben de fark ettim. Dil ayarı görememiştim oyunun içinde çünkü ben. Herhangi bir şekilde o yüzden dil ayarı yapmamıştım. Oyunu şu anda Türkçe yaptım. Bakalım olduğu kadar. Ne kadar olmuş göreceğiz hep birlikte. En son Helheim'in kapılarından içeri girmiştik. Daha doğrusu Helheim'in kapılarından girecektik. O kapıları açabilmek için iki tane bölme vardı. Alev devlerinin olduğu yer ve İllüzyon'un olduğu yer. Ben Alev'i seçmiştim yanılmıyorsam. Oo, yine Darkness geliyor. Darkness yine geliyor. Karanlık karanlık geliyor. Galiba yine savaşacağız. Bu meydan bana öyle bir meydan gibi geldi. Evet. Haydi. Evet, çok güzel hazırlıksız yakaladı bizi yine. Aklını alırım. İşte bu. Ve arkasından kalın, kalın demişim. Ağır saldırı kombosu. Bununla mükemmel bir şey yapıyormuş. Mükemmelmiş de. Siz iki kişi delikanlı değilsiniz ya. Vallahi delikanlı değilsiniz. Dikkat et arkanda dedi. Adamlar çok delikanlılık dışı saldırılar yapıyorlar. Abi, sen ne biçim dövüşüyorsun? Ha? Ne biçim dövüşüyorsun sen? İşte bu. Oo, yemin ediyorum delikanlılıktan nasiplerini almamışlar. Ağır saldırı yerine kalın saldırı dedi bir adama. Surt'un ateş kapılarından birini görürsen, Muspel'in ateşini beslemenin tek yolunun bir kurban vererek ölümün oradan geçmesine izin vermek olduğunu bil. Senua, Surt'a giden yolu izlemek için ateşi bul. Hadi bakalım. Hadi bakalım ateşi bulalım. Ben buradan gelmemiştim. Demek ki buradan gideceğim. Kurban haini. İşte orada odaklan. Kurban hainine odaklanalım. Ateşi buldum. Tam olarak neye odaklanmamı istiyorsunuz? Odaklandım. Abi bu odak o odak değil mi? Ha, böyle bir odakmış. Ne yapıyorsun? Kızım ne yapıyorsun? Oh, yanıyoruz ne güzel. Alev alev yanıyoruz. Ne oldu? Öksüre öksüre gidersin işte şimdi. Ne oluyor be? İşte bu be. Hell sana görmek istediğin yanıtları vermeyecek. Ancak sunduğu dehşeti görmezden gelmemelisin. Çünkü bakmayı reddederek acının üstünden gelemezsin. Ne diyorsun oğlum sen? Zaten 3 kuruş aklım vardı onu da aldınız ha. Yemin ediyorum 3 kuruş aklım vardı onu da aldınız. Baksana kız zaten eblek eblek bakıyor. Sağa sola. Ateş nereye gitti? Bu bir tuzaktı. Bu bir illüzyondu. Surt onu sınıyor. Odun yığını. Surt onu bekliyor. Kız orayı nasıl geçecek? Kız başka bir yol bulmalı. Hakkında bıdı bıdı konuşuyorlar. Başka bir yol bulmak gerekiyorsa buluruz. Ayıp ediyorsunuz. Başka bir yol var. Sadece bulması lazım. Bakalım ne anlatıyor. Kuzeylilerin anlattığına göre Muspel'in muhafızı Surt ateş devlerinin en güçlüsüymüş. Adı siyah olan anlamına gelir. Çünkü yanık bir görüntüsü varmış.
Kuzeyliler onun elinde alevli kılıcıyla Muspel sınırında beklediğine inanırlar. Dünyanın son gününde nöbeti bırakıp Asgard ve Midgard'a gidecek. Tüm tanrılara karşı savaş açarak galip gelecek ve bütün dünyayı ateşle yakacak. Kardeşlerim, oyunun ilk bölümü videosunda yaptığınız yorumlara verdiğim cevaplarda olduğu gibi bu tamamen İskandinav mitolojisi. Yani biliyorsunuz bir eski Yunan mitolojisi var. İşte tanrıların tanrısı Zeus, onun oğlu Herkül falan diye. Bir de İskandinav mitolojisi var. Tanrıların tanrısı Odin, onun oğlu Thor. İşte 9 tane dünya var falan filan. Biz de bildiğimiz kadarıyla işte. Naçizane. Başka bir kapı. Bir kurban ayini. Onu bulması gerekiyor. Darkness. Asla geri dönemeyecek. Her şey yanacak. Geri dönüş yolunu nasıl bulacak? Ne kadar güzel şey yapıyorlar, moral veriyorlar bana. Asla geri dönemeyecek. Her şey yanacak. Çok teşekkür ederim bana verdiğiniz destek için. Gerçekten sizler sayesinde bugünlere ulaştım. Nedir abi? Bir kütük. Kuzeyliler Surt'a giden yolu bulmak için ateş kurbanları verdiler. Ve benim gibi esirleri yaktılar. Çektikleri acılarda gözlerinde bir anlam aradım ama onlar sadece çaresiz domuzlar gibi çığlıklar attılar. Kurban ayinini buldum galiba. Abi bir de bir sürü odun koymuşlar ya. Ayıptır. Değdir bakayım eline. Oh! Alev alev. Alev alev, alev alev. Ren, ren. Ren. Koş. Ah, ah ben var ya, ah ben. Ne derdim vardı böyle. Dur. Alevlerin üstüne çıkma. Alevlerin üstüne çıkma. Ben yolu biliyorum. Yol bu tarafta. Koş. Koş. Ne yapıyorsun kızım? Şuradan gir artık ya. Allah seni kahretmesin ya. Senua. Tanrıların dualarına cevap veriyor mu? Tüm tanrılardan merhamet istedim. Hatta onların tanrılarından bile hiçbiri cevap vermedi. Sonunda kendimi özgür bıraktım. Bence tanrılara karşı koymalıyız. Aynı benim gibi kendi yolunu bul. Tanrılarım beni terk etti. Yalnızım. Bir tane daha alevli kapı. Çok hoş. Aynı şeyi 50 kere araştırmamıza gerek yok. Belli ki tekrar bize kurban verilmiş bir yer bulmamızı isteyecek. Ya da burası tam savaş çıkması için uygun ha. Tam bir meydan. Çek kılıcı diye. Bilemedim vallahi. Ne bu? Bir tane Fionk'la bir tane Re. Bir Fionk'la bir Re. Her Kuzeylileri karanlığın doyumsuz tanrılarına tapar. Adam bir bilgeymiş, savaşçı değil. Hayatta kalmak için kötü şeyler yapmış. Allah Allah. Nerede bu ya? Acaba her zaman bize yardımcı olmayacak mı? Boşuna mı yürüyorum yani? Yoksa olacaklar mı gerçekten yardımcı? Ha? R burada diyor.
Bana R'yi gösteriyor. R burada bir yerde abi diyor. R'yi burada bir yerde bulabilirsin diyor. Olmadı mı? R yapamadık mı? Bakayım şöyle bir nasıl R olur? Bu olmaz. Bu R olmaz. Biraz zorlama bir R olur. Allah Allah. Burada nerede görüyorsun sen R'yi ya? Ben seni anlayamıyorum. Ben seni anlayamamak. Ha yerde R. Vallahi tuttu. İsteyerek tutmadı ama. Size delikanlı gibi söylüyorum ki istemeden tuttu. Fiyonk için geri döneceğim. Belki buralarda olabilir. Yok, bu kadar geri döndüğümde göstermiyorsa Fiyonk'i buralarda değil demektir. O zaman yine bir delikanlılık yapalım. Şuradan aşağı inelim. Buradan gidilebilecek bir yer var mı? Var aslında. Şu aşağıda bir taş var, gidilebilecek bir yer yoksa bile. Ha, burada bir şeyler buldum diyor. Kuzeylilerin inancına göre dünya günün birinde yok olacak. Buna tanrıların kaderi anlamına gelen Ragnarok adını vermişlerdir. Asgard, Surt ve Ateş Devlerinin saldırısına uğrayacak. Canavar bir kurt güneşi yutacak ve tanrıları düşmanlarına karşı savaşı bir yenilecek. Önlemek için yapabilecekleri hiçbir şey olmasa da Odin o kaçınılmaz felaketi ertelemenin bir yolunu bulma ümidiyle daima bilgelik ve büyü arayışında olacak. Hadi bakalım. Bir şeyler gösteriyor bana sanki orada. Yok, orada başka bir şey var. Bu başka bir hikaye. Bu başka bir hikaye abi. Ha, Fionk burada bak. Bak, Fionk burada. Fionk burada bir yerde. Bir saniye, seninle biz bir şey elde edebilir miyiz? Seninle bir şey elde edebilir miyiz? Bir bakalım şöyle. Yok, olmaz. En azından buradan olmaz. Ama şöyle bir yukarı çıksam. Yukarı çıksam olur mu? Ne anlatıyorsun bacım? Sessiz sessiz söylüyorsun, sinsi sinsi. Burada diyor işte, tam olarak burada. Yok, olmadı, yine olmadı. Şimdi diyor burada diyor. Bir saniye, bu çaprazı şöyle araya alsak. Evet, şimdi oldu. Şimdi oldu. Garip manalar çıkartarak meana aleminde bunun yolunu bulduk. Nerelere geldik acaba? Vallahi devam ediyorum. Ha, bu sadece alevli malevli şey bulmak içindi. Peki. Alevli malevli şey bulduğumuza göre ateşleyelim. Abi bu sefer çok kötü yandı. Bu sefer bu çok kötü yandı gerçekten. Gerçekten kötü yandı yani. Yolum kapanmış. Çok güzel. Evlerin içinden gideceğim. Çok teşekkür ederim. Hemen gitmemem gereken yönü bana hatırlattı. Bağırmayın. 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 Tezahürata gerek yok. Zaten yeterince panik yapıyorum şu anda. Sizin tezahüratınız olmadan da yeterince panikleyebileceğimi düşünüyorum. Hadi canım. Hadi canım. Yok, şey yapma öyle. Böyle öbür tarafa doğru yamulma. Öbür tarafa doğru yamulma. Yamulma öbür tarafa doğru.
Geç karşıya. İşte sen busun ya. İşte sen busun. Başarabileceğini biliyordum. Senin başarabileceğini biliyordum. Ama şu tarafa çıkıp oradan doğru da dönmen lazım. Bunu da biliyorsundur diye düşünüyorum. Artık şu... Ne? Ha. Çok güzel. İşte beklediğim şey buydu. O hareketi yaparsan alacağın cevap budur benden. İşte bu sana kombolu girerek benim ataklarımı bloklarsan aynı yerden çıktığı için bana nasıl bir iyilik yaptı? Yana yana geldi bu. İlginç oldu. Bu yana yana geldi. Çok hoş oldu. Kızım git. Git çocuğum, git evladım, git gir içinden şunun. İşte bu be. Dünyanın yıkıldığını söylüyorsun. Güzel. Bırak yıkılsın ve gözyaşı dökmeye cesaretin olsun. Dünyayı yerle bir et. Ancak o zaman yeni doğan olarak yepyeni bir dünya görebilirsin. Benim dünyam öldü. Hayır, artık hiçbir şey görmüyorum. Adam gibi parlak bir yerler gördüm diye sevindim diyecektim. Böyle parlak yer olmaz olsun. Böyle parlak yer olmaz olsun. Ha, bir saniye. Orada bir şey var. Ben buradan dersen bir daha çıkabilir miyim? Hatta şuraya gideceğim. Tabii ki çıkabilirim. Nerede ateş ayini? Yakınlarda bir ateş ayini olması lazım. Ateş ayini değil, bilgelik yazısı bulduk. Kuzeylilerin dediğine göre Muspelli oğulları Ragnarok'ta savaşa giderken Nalfgar adlı ceset gemisine binecekler. Ve Muspelli oğulları gemiden inip savaşa gittikten sonra gökyüzü yarılacak ve Surt onlara öncülük edecek. Gittiği her yerde alevler saçılacak, arkasında ateşler yanmaya devam edecek. Çok iç açıcı şeyler değil bunlar ya. Bunlar böyle çok insanı mutlu edecek efendim. Ona neşe saçacak hikayeler değil. Burada bir şey yok. Şuradan çıkabilir misin? Çıkamazmışsın. Peki. Geri dönelim. Şuradan devam edersen ne oluyor? Ha, buradan normal iniş var galiba. Evet. Buradan normal iniş var. Buradan herhangi bir şey yoktur diye düşünüyorum ama yine de şuraya bir bakmak istedim. Ne var diye. Vallahi hocam pek bir şey yok. Şimdi ben yanlış yapmışım. Öncelikle oradaki kapı var. O kapının açılması için şu karşıdaki P'ye bakış atacağız. O P'ye bakış attıktan sonra o P'deki sembolü bir yerlerde bulacağız. Ondan sonra onu açacağız. Ateş büyüsünü tamamladıktan sonra bağıra bağıra kapıya doğru koşacağız. P. Oo, sadece P değil. 3 tane işaret. Sen kendi karanlığından nasıl kaçtın? Durut. Amacımı bulduktan sonra artık bu hiçbir şeydi. Binanın üstüne bir çıkalım bakalım. Bir tanesini bulalım. Bence biri buradadır. Evet, kesinlikle.
çocuğum. Acaba ne görmem gerekiyor? Bu bulmacaları bulmak biraz şeymiş ya. Kazıkmış. Abi işte burası. Allah Allah. Tam denk getirmedik diye kabul etmedi, değil mi? Tam denk getirmedik diye kabul etmedi. Aslında çok zor değil bulmacalar. Çünkü ekrandaki sembollerden bir sembol olan yere geldiğinizde parlamaya başlıyor. Hangisini koyacağınızı da göstermeye başlıyor size. Evet, yani aslında düşünce çok zor değil. Ama açıkçası kolay da değil. Ha? Sen bunu getirdin oraya, ben bunu direkt gördüm. Hadi çocuğum, yaptım artık onu. Evet, işte bu. Bunu direkt gördüm mesela. Bu kolaydı. Diğer sembol de evin arkasındadır diye düşünüyorum. Arka tarafta mı? Galiba buralarda bir yerde. Yok, burada değil, evin içinde. Tamam, şurada sembolü çıkartıyor böyle bana. Birbirine kırık çakılmış gibi iki tane tahta. Ha, şurası. Değil mi? Bunun tersi nasıl olacak o? Ha, öbür taraftan bakacağız. Çok da zor değil tabii, evet. Tersi ise öbür taraftan bakacağız. Kardeşlerim, kapıyı açtık. Yine bir yana yana buraları dolaşıyorum. Sahnesi yaşamaya hazır olun. Gördüğünüz gibi orası açılmış. Aç orayı. Nerede sunak? Göster bana sunağı. İşte burada. Ben surtun ateşinden kurtulabildiysem ve kendi karalımdan kaçabildiysem bunu sen de başarabilirsin. Ne oldu? Ha. Şöyleyken yapacaksın. Ne çok yakın ne çok uzak diyor. Tadında bırakman lazım diyor. Ama biz surtun ateşinin üstüne çıkıyoruz ya. Kaçmıyoruz ki ondan. Koş 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 diyor. Koş diyor. Koş koş koş. Koş. Ya pislik çıkarma işte. Pislik çıkarma. Koş şuraya. İçinden geç. Abi zaten geçeceğimi düşünüyorum ama niyeyse, zaten içinden geçeceğimi düşündüğüm halde niyeyse çok büyük bir korku yaşıyorum şu anda. Yana yana geldi kadın buraya ya. Ölüyor diyor. Ölmüyorum. Ölmüyorum, ölmüyorum. Yok. Ne? Ne oldu bana? I'm sorry. I'm so sorry. Üzgünüm, çok üzgünüm. Karanlık her şeyi yok ediyor. Herkesi ve her şeyi. This darkness takes everything. Everyone. Bunu tek başına yapmak istedin, emin misin? Birlikte savaşabiliriz. Her zamanki gibi omuz omuza savaşabiliriz. Bu benim savaşım. Bununla tek başıma yüzleşmeliyim. Buradan uzaklaş. Nereye gideceksin? Bilmiyorum. Ne kadar süreliğine bilmiyorum. Sana inanıyorum. Bunu biliyorsun.
Sadece bana geri döneceğine söz ver. Bunu söylemeni istiyorum. Bunu söylemeni istiyorum. Just promise me that you will come back to me. I want you to say it. I want you to say it. I will come back to you. Sana geri döneceğim. Söz veriyorum. Ölmedi işte, biliyordum. Biliyordum ölmedin. Surtun kanını akıtır ve işaretini alırsan ben de seni ölüler diyarında destekleyeceğim ve sonsuza kadar sana borçlu kalacağım. Her şeyi mahvettin, herkesi. Ben hariç. Şimdi benimle savaş. Ha, peki. Yapma. Saydır, saydır, saydır. İşte bu. Abi, pisik o adam ya. Ağzını, burnunu kırarım senin. Stay away from him. Stay away from him, peki. Fokus mu? Fokus dediler, ha fokus kullanmam gerekiyormuş şu ara. Stop him, anladım, tamam şimdi stop him yapacağım. Fokus açıldıkça fokus kullanmama izin veriyor. Hadi abi biç şunu. Biç. Biç. Ne yapmam lazım şimdi? Ha, bu ability'yi açarken bu fokusu açma hakkı verdiğinde işte bu be. Bunun beynini del. Abi sana helal olsun. Abla hatta. Nasıl sevindi köfte or. Kapı açıldı. Yo, kapının tek tarafını oluşturdun. Kazanlar her savaşın yerine daha büyük bir savaş geliyor. Ve biz yıkılana kadar böyle devam ediyor. In the end, we all fall. Ve en nihayetinde hepimiz yıkılıyoruz. Tanrıların bile sırası geliyor. Yine de devam ediyoruz. Ne için? Bir söz verdim. Sözü yerine getireceğim. Özgür olarak ve hikayelerimin senin tarafından yaşatılacağını bilerek öleceğim. Görevimi yerine getirdim. Evet, yerine getirdin. Karanlık geldi de senin de görevini yerine getirmen için şimdiki ve öteki hayata rehberlik edeceğime söz veriyorum. Öyleyse seni Hell'de göreceğim. Kendi cevaplarını, yolunu ve doğruluğunu bulmak için sen de benim gibi korkuyla yüzleşmeye hazır ol. Daha neyle yüzleşeyim abi? Alev alev yanan bir tiple yüzleştim. Daha ne kaldı yüzleşecek?
Kardeşlerim, galiba Alev Devi'ni yenmeyi başardık. Ya da Alev Devi'nin oluşturduğu bir adam, bilemiyorum. Alev Devi olmalı. Değildir tabii. Alev Devi olması biraz iddialı olur ama. Drut, dertli bir adamdı. Esir düşen bir bilge. Ona işkence ettiler. Baskılarına götürdüler ve çıldırttılar. Karanlığın bu yeni türünü yeni dünyalara yaydılar. Benim dünyama. Evet, geri gidiyorum artık. Doğru. Doğru, artık geri gidiyorum. Daha kolay bir gidiş yolu var mı? Ne yapacağım? Bütün yolu geri mi gideceğim? Canım benim, bütün yolu geri mi gideceğim gerçekten? Yok, buradan gidiş yok artık. Galiba buraya doğru bir yolum var. Buranın arkasında yol mu açıldı? Emin olamadım. Evet. Seuna kuzeyliler ve karanlık arasında derin bir bağ gördü. Eğer her halkındaki hikayeleri gerçekse onun kaynağı buydu. Öğrenebileceği her şeyi ondan öğrendi. Sonunda onun görebileceği şeyleri görebildi. Bir dakika, bir saniye. Bir dakika. Bu tam bir çılgınlık. Buraya gitmeyecektim. Ben nereye gidecektim? Şuradan mı gidecektim? Oo, bundan geldiğimiz yolu bulmak bile eziyet ya. Geldiğimiz yolu bulacağız, bir de daha bir sonrakine gideceğiz. Evet, burası. Evet, evet, burası. Daha önce öldün mü? Bu ciddi bir soru. Benlik illüzyonun parçalandığında artık var olamazsın. Başkaları için öyle görünmeyebilir ama gerçek olduğunu da anlıyorsun. Hissedebiliyorsun. Kendi vücudunda bir yabancı. Bir düzenbaz. Ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Seona şimdiye kadar 3 kere öldü ve yine ölecek. Bundan emin olabilirsin. Senua nasıl 3 kere öldü ya? Ben hiç hatırlamıyorum 3 kere öldüğümüzü. Bir sonraki kapıda mıyız? Abi siz... Siz var ya, gerçekten namussuzsunuz. Başka bir şey söyleyemiyorum. Al bakayım sana. Al, 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 al. Fokus yaptım sana. Sana fokus yaptım, fokus. Ağzını burnunu kırarım senin. Aynı tarafa. Sizi böyle alayım. Sizi böyle alayım. Efendim, ikinizi birden aynı tarafta reddediyorum. Sen mi geliyorsun? O zaman sana böyle bir rendeleme operasyonu yaparım ben de. Sen geliyorsan. Oo, ikili girdik. Vallahi ağır saldırdı kadın. Helal olsun. Ha? Oğlum sen adam mısın, adam mı? Bak ne oldu? Sürpriz. Siz burada çakalsınız değil mi? Beni karşılıyorsunuz da 4 kişi. Sen gittin bence. Bence sen gittin. Bak şimdi seni bir halledelim biz. End it diye. Buraya doğru gidelim. Seni de bir... Allah, yanlış adamı targetladın koçum. Onu targetlamayacaktın. Aa, sen defeated olduğun halde bana artistik hareketler yapıyorsun. Bu olmaz.
Bak bak bak. Sen bu darbeyi yedin mi? Aha, sen nereden çıktın be? Bu ne abi? Bir böyle bir adam eksikti ya. Lütfen bir tane daha gelmesin bundan. Abi bu herif beni korkuttu. Hah. Böyle bir fırsat bulamıyoruz ki her zaman ya. Kaç kaç kaç. Buradan saldır. Kaç 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 kaç. Buradan saldır. Şuradan saldır. Abi adama yeterince hasar vuramıyorum. Taktiğini anlayamadım adamın ya. Ha, işte şimdi bittin sen. Şimdi bittin oğlum. Oh, kapı açılmayacak. İkinci testin geçilmesi gerekiyor. Valvaran, kahin ve kuzgunların efendisidir. Avlarını illüzyon güçleriyle avlar ve onlardan geri kalanlarla ziyafet çeker. Ne kadar moral verdi bana bir bilseniz. İşaretini kazanmak için Valvaran'a giden yolu takip et ve onu savaşta yen. Helheim'a giden kapı o olmadan açılmaz. Kardeşlerim, Helheim'a giden kapıyı açma yolunda bence bu bir sonraki bölümümüzde kalsın. Bir bölüm için yeterince aksiyon yaşadık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Gerçekten bir film gibi akıp gidiyor çünkü benim için. Siz de izlerken eğer hoşunuza gittiyse beğeniyorum ve paylaşmanızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. İzlediğiniz videoyu beğendiyseniz ve devamından haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bunun için abone ol düğmesine basmanız ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedel Oyunlar logosuna tıklamanız yeterli olacaktır. Diğer sosyal medyalardan da kanalımızı takip etmek isterseniz ana sayfadaki logomuzun üzerindeki linkleri tıklayarak Steam, Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Videolar kısmına tıkladığınız zaman geçtiğimiz seneler içerisinde kanalımıza yüklenmiş olan 1000'den fazla videoya ya da isterseniz oynatma listelerinden düzenlenmiş olarak serilerin içinde bulunduğu oynatma listelerine ulaşarak geçmiş videoları da izleyebilirsiniz. Eğer yayınladığımız bir video hakkında ayrıntılara ulaşmak isterseniz videonun hemen altındaki daha fazla göster kısmına tıklayarak o videonun linkine, daha önceki yayınlanmış olan videoların oynatma listelerine ve sosyal medya platformlarındaki sayfalarımızın kısa yollarına ulaşabilirsiniz. Eğer kanalımızı gerçekten beğendiyseniz ve bu güzel duyguyu arkadaşlarınızla da paylaşmak isterseniz bunu bu sayfa üzerinden herhangi bir yerden yapamazsınız. Bunun için dışarıya çıkmanız, arkadaşlarınızın yanına gitmeniz ve Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmanız gerekmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler.